Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün size böyle mor bir yazma ile geldim. Yazmamın ana rengi krem, kenar deseni mor. Böyle pırpırlarla oluşan bir ara model yapıyoruz. Ben yine yazmamın alt kısmının zürafasını yaptım. Öncelikle zürafayı yaptım, sonra üst modelini yapıyorum. Bir zürafanın içine 4 tane pırpır yapıyorum. Ve 4 pırpırı toplayıp bir domurcuk oluşturuyorum buraya. Üçüncü pırpırımı yaptım. Ve dördüncü pırpırımızı yapıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bu şekilde pırpırlarımı topladım. Ve tepeye tekrar bir düğüm attım ve ikinciye de küçük bir pırpır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde domurcuklar olacak. O modelimizin ara modeli böyle domurcuklardan oluşturmak istedim ben. Bir zürafamı boş bırakıyorum. İkinci zürafamın içine tekrar geri dönüp 4 tane pırpır yapıyorum. Arada siz ne kadar yapmak isterseniz bu ara modeli o kadar yaparsınız. Ben 10 tane yapıyorum. Güllerim biraz büyük olduğu için aranın biraz fazla kalmasını istedim ben. Alt kısmını da morla yaptım. Yeşille de yapabilirsiniz. Yazmanızın rengine göre ben yazmanın kenar renginden yaptım. 4 tane pırpırı topluyorum ve tepeye küçük bir pırpır yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Yazmam çiçekli bir yazma yine. Turuncu renkte gülleri var. Gül kurusu rengi var. Bir de hardal sarısı var. Şimdi gülümüzü yapacağımız kısmı yapıyoruz. Buradaki kafesimizi oluşturuyorum. Ben buraya 3 tane zürafanın üzerine geri döndüm. Bir kafes oluşturuyorum. 2 zürafa yaptım. Yine tekrar geri döndüm. Ve buraya 2 kat bir kafes oluşturuyorum. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada 2 kat bir kafesimiz oluştu. Ve tekrar aşağıya zürafamın üzerine iniyorum. Bu ağır modeller sevenler için güzel bir model gerçekten. Yazmanın kenarında da çok güzel görünüyor, hoş görünüyor. Çıtı pıtı modeller sevenler için değil ama gerçekten büyük model sevenlere gösterişli ve şık bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben yine arada 5 tane zürafamı boş bıraktım. Ve 6. zürafamın içine geri dönüp düğüm atıp tekrar 4 tane pırpır yapıyorum. Arada kafesimi oluşturdum. Ve tekrar ara modelime devam ediyorum burada. Dört pırpırı yaptım. Şimdi 4 pırpırı toplayacağız. Pırpırlarımı topladım, düğüm atıyorum.
Bakın bu şekilde topladım. Şimdi tekrar bir düğüm daha atıyorum ve burada bir pırpır yapmış oluyorum. Tepesine bir pırpır yapıyorum tomurcuğumu. Alt modelimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi üst kısmına geçelim arkadaşlar. Bakın üst kısmını da bu şekilde güllerin çiçeklerini yapıyoruz. Şimdi tersten düğüm atıyorum buradaki kafesime. Turuncu renk yapacağım ben şimdi. Tersten düğümümü attım ve düz yüzünü çevirdim. Burada iki kat oluşturduğumuz kafesimiz şimdi ne oldu? Üç kat oldu. Bakın turuncu ipimi de oraya çevirdiğim için alt kafesimiz üç kat olmuş oldu. Bu sefer daha pırpırlarımız düzgün duracaktır böyle yaparsak. Ve buraya ben 12 tane pırpır yapacağım. Bu kafesimizin içine 12 tane pırpır yapıyorum. Arkadaşlar desteklerinize bu aralar gerçekten çok ihtiyacımız var. Çünkü bu malum hastalıktan dolayı izlenmelerimiz çok fazla düştü. Eğer destek olursanız, beğeni ve yorumlar yapıp izlerseniz çok memnun oluruz. Bakın pırpırlarımızı tamamladım. Pırpırlarımızı düzelterek tamamlıyoruz ki büyüklü küçüklü olmasın diye. iki tane pırpırımı yaptım. Şimdi modelimi tekrar çevirdim. Şimdi zürafa yapıyorum. Pırpırlarımızın üzerine her bir pırpırımızın içine bir defa düğüm atarak zürafalarımızı yapacağız. Zürafalarımı yaparak sonuna kadar gideceğim bu sırayı ve bu sıradan 3 tane olacak. 3 sıra zürafa gideceğim. Ve bu 3 sıra zürafayı eksiltme, artırma yapmadan aynı şekilde 3 sırayı tamamlayacağız. Birinci sırayı tamamladım. İki sıra daha yapıp geliyorum. Evet, üç tane sıram oldu. Üç sıra zürafamıza gittik. Şimdi yine yazmama ön yüzünü çevirdim. En başa bir düğüm atıyorum. İlk zürafamın içine bir düğüm attım ve tekrar geri döndüm. Ve buraya 4 tane pırpır yapacağız. İlk zürafamızın içine 4 tane pırpır yapıyoruz. Dört pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırlarımı topluyorum. Tıpkı aşağıda yaptığımız ara modeldeki gibi
Pırpırlarımı toplayıp buraya tomurcuk yapacağım. Buna ben tomurcuk oyası diyorum ama siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Pırpırlarımız domurcuğa dönüştüğü için bakın bu şekilde domurcuk oldu. Ve aşağıya ilk zürafanın içine düğüm attım. Ve ikinci zürafamın içine düğüm attım. Ve burada bir zürafam oluştu. Bu zürafamın üzerine tekrar geri dönüyorum. Ve buraya 4 tane pırpır yapıyorum tekrar. Bu son sıramız. Bu son sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Yine aynı şekilde 4 pırpır yaparak 4 pırpırı toplayıp domurcuk yapacağız. Ve 6 tane domurcuğumuz olacak son sıramızda. 3'ü yaptım ve 4. pırpırı yapıyorum. Şimdi 4 pırpırımı topluyorum. Bakın bu şekilde tepeye küçük bir pırpır yapmış oldum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yine buraya bir zürafa yaptım ve zürafamın içine geri dönüp düğüm attım. Ve 4 tane pırpır yapıyorum. Sevgili abonelerim, lütfen sizden destek bekliyorum. İzleyip beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Gerçekten güzel bir model oldu. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlarınızı bekliyorum. Bakın bu şekilde 3. domurcuğumuzu da yaptık. Ve tekrar aşağıya indim. Bir zürafa daha yapıyorum. Bakın tamamladım. Bitirdim modelimi. Modelim bu şekilde oldu. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.